Eski açıktan transfer raporundan herkese merhaba. Uzun bir aranın ardından tekrar bir transfer videosuyla karşınızdayız. Galatasaray Deli Köyünü gönderdi ve yerine Monaco'nun sol beki İsmail Jakobs'u transfer etti. Biz de bu transferi İsmail Jakobs'u analiz edeceğiz. Öncelikle tabii ilk sorumuz, klasik sorumuz, İsmail Jakobs kimdir? İsmail Jakobs 17 Ağustos 1999'da Almanya'nın Köln kentinde doğdu. Futbol da orada başladı. 4 yaşında mahalle takımlarında başladı. 13 yaşında şehrinin takımı Köln'e transfer oldu ve uzun bir süre burada forma giydi. 2017-2021 yılları arasında Köln'ün forması giydi. Bu arada da Almanya U20 takımıyla, Stefan Kuntz'un teknik direktörlüğünü yaptı. Almanya U20 takımıyla bir şampiyonluk kazandı. Avrupa şampiyonluğu kazandı. O takımda İsmail Jakobs da vardı. Şimdilerde Senegal milli takımı formasını terletiyor. U20'den sonra Almanya için değil Senegal için mücadele etmeyi tercih etti İsmail Jakobs ve 2021'den bugüne kadar da Monaco'nun formasını terletti. Monaco'da neler yaptığına daha fazla odaklanacağız. Köln'den ziyade hatta Monaco'daki son 2 sezonda, geçen seneye ve bu senenin biraz başına son 1-1,5 sezonuna bakacağız. Oradan zaten oyuncunun genel profilini, genel kimliğini anlamak için pek çok doneye erişebileceğiz. Pek çok pozisyonla da oyuncuyu anlatacağız. Her zaman olduğu gibi ilk olarak oyuncuyu tanıyalım. Daha sonra iyi özelliklerle başlayalım. Bu oyuncuyu tanımanın biraz sağ dışını yaptık. Şimdi sağ içini biraz anlatalım. Tabii ilk olarak şundan söz etmek gerekiyor. İsmail Jakobs Monaco'da bir üçlünün beki gibi oynadı. Pek çok maçta, yani ağırlıklı olarak. Zaman zaman dörtlü beki olarak oynasa bile merkez oyuncularından biri içeri girdiği ve oyun kurulumunu böyle gerçekleştirdiği için Monaco, biz İsmail Jakobs'u pek çok kere sol çizgiye basarken gördük. Bayağı böyle hücumun işlerini yaparken gördük. Geçen sene izlediğimde maçlarında genellikle sol kanat bek olarak oynadığını gördüm. Tabi insanlarda bununla alakalı bir şüphe oluşuyor hemen. Yani Aninho sol kanat bekti, üçünün bekiydi. Deri Kön sol kanat bekti, üçünün bekiydi. Bu iki oyuncu da Okan Buruk'un dörtlüsünde olmadı, uymadı. Acaba İsmail Jakobs'ta da yine aynı hataya mı düşülüyor diye. Aslında çok normal bir soru insanların kafasında oluyor. Ama ben öyle problem olacağını düşünmüyorum. Bunu savunma kısmında anlatacağım. Şimdi İsmail Jakobs'un üçlüde bulunduğu, mesela attığı bir golle anlatalım. Direkt burada hücuma yerleşmiş bir Monaco, sol kanat bekten gelen bir İsmail Jakobs ve ceza sahası içerisinde arka direkte golü yapıyor. Orada aslında sol kanadın yapacağı işi İsmail Jakobs yapıyor. Çünkü Monaco'daki profili, Monaco'daki görevi buydu. Bir diğer örneği de bu maçtan verelim. Sağ kenardan orta açılırken sol forvet olarak içeriye dahil olan oyuncu İsmail Jakobs. Jakobs bir üçlü beki olarak oynadı Monaco'da. Ama ben İsmail Jakobs'un versatil bir oyuncu olduğunu düşünüyorum. Yani pek çok yerde, pek çok mevkide ve pek çok formasyonda forma giyebilecek bir oyuncu olduğunu düşünüyorum. Bunu oyuncunun savunma özellikleri kısmında daha detaylıca anlatacağım. Şimdi oyuncunun iyi özelliklerine geçelim. Birinci iyi özelliği bence İsmail Jakobs'un hücumdaki aklı. Öncelikle Jakobs hızlı, savunma arkasına sıkça koşu yapabilen, bek arkalarına koşularını çok sık bir şekilde gösteren bir oyuncu. Orta sahayla diyaloğu, orta sahayla alverleri epey iyi. Bu konularda bindirmeyi de çok seviyor. Üçlü bek olduğu için de zaten sık sık rakip ceza alanına yakın bölgelerde topla da buluşuyor. Hatta zaten Fransa Ligi'nde en çok şut çeken sol beki de İsmail Jakobs. Yani hücumda epey bulunan bir oyuncu. İsmail Jakobs'un savunma arkası koşularının hızının epey övüldüğünü gördüm. Zaten hızlı, süratli bir oyuncu. Boyu da olduğu için uzun mesafelerde de uzayabiliyor yani. Mesela öyle kısa alanda, dar alanda çabuk bir oyuncu değil. Daha çok uzun mesafelerde, yardıra yardıra koşmalarda yetenekli bir oyuncu. Ama bu özelliğini neticelendirme konusu bence çok daha kıymetli. Yani oraya kadar gidip hiçbir şey yapmadan, oraya kadar gidip haybeye ortalar keserek de dönebilirsiniz. İsmail Jakobs gibi çok iyi yerlere pas çevirerek de dönebilirsiniz. İsmail Jakobs gittiği zaman çok iyi neticelendiriyor. Yüksek yüzdeli bir şekilde bakarak, kafasını hep kaldırarak orta kesmeyi deniyor. Birkaç örnek verelim bununla alakalı. Burada hemen mesela orta sahayla bir 2'ye 1 yapıyor. Çizgiye iner inmez kafayı hemen kaldırıyor ve en arkadaki arkadaşına gerçekten adrese teslim bir orta kesiyor. Orta değil aslında bu pas. Çok iyi bir pas atıyor. Gol olmuyor pozisyon, asiste dönüşmüyor ama Jakobs'un iki görsel önceki o kafasını kaldırma anı bence zaten en kritik an. Burada içeriye bakarak ortayı kesiyor. En arkadan gelen arkadaşını görüyor. Yine Monaco Marsilya maçında çizgiye inen Jakobs'u görüyoruz. Yine hücumda yer alıyor ve burada kafasını kaldırarak çok iyi bir yere çıkarıyor topu. İçeride kimse yok. Burada bir orta kesse bu ortanın neticelenme şansı yok. Yani en arka direkteki Monaco'nun o topa gelip de yetişecek veya kafa vuracak hali yok. Ama çok iyi bir yere çıkarıyor topu ve burada pozisyon ciddi bir atağa dönüşüyor. Ya bu orta değil. Bir önceki de orta değil. Bunlar pas. Burada hızını ve dinamizmini göreceğiz. Sürükleyiciliğini, süratini göreceğiz. Yani öyle kısa alanda hızlı bir oyuncu değil dedim.
İzleyelim. Çizgide alveri yapıyor. İçeriye dahil oluyor ve orada fiziksel mücadeleyi kaybetmiyor. Orada yıkılmıyor. Kazanan oyuncu oluyor. Daha sonra savunma arkasına çok süratli bir şekilde devam ediyor ve şutunu atıyor. Kaçırıyor ama oraya kadar gitmesi, yani pozisyonun başına alalım. Oradan oraya kadar mücadele ederek, darbeler alarak süretini bozmadan, süretini dağıtmadan devam edebilmesi aslında fiziksel olarak dayanıklılığını gösteriyor oyuncunun. Bu açıdan da çok beğendim İsmail Jakobs'u. Monaco'nun Toulouse'da oynadığı bir maç. Sol çizgide topla buluşmuş. Golovin'le bir 2'ye 1 yapıyor. Topla buluşuyor tekrar. Ve kafasını kaldırarak yerden çok iyi bir pas atıyor. Oralardan ortayı zorlamıyor, denemiyor. Top kaybını çok az yapıyor. Yani büyük takım beki dediğin zaten böyle olur. Tam tabiri caizse yani. Oraya gittiği zaman kafasını kaldırıp pas atması, yoksa geriye oynaması. Ama en önemlisi oraya gittiği zaman haybeye bir orta zorlamaması. Derrick Henry benim en çok eleştirdiğim nokta buydu. Önünde 3-4 adam olsa da, yani gerçekten bir takımı bir 10-11 kişi Derrick Henry'nin önüne koyun. Derrick Henry kafasını öne eğip onların arasından çıkabileceğine inanarak topu zorluyordu. Bazen Galatasaray taç kazanıyordu, bazen Galatasaray kaptırıyordu ama hiçbir zaman oradan atak olgunlaşmıyordu. Veya çok ciddi pozisyonlara dönüşmüyordu. Vardı Derrick Henry'nin işte Kasımpaşa maçı, Konya maçı gibi asistleri de vardı. Ama pek çok kereler zorluyordu yani. Büyük takım beki, örnek veriyorum, Konyaspor'daki Cilerme gibi olmaz. Yani Cilerme her bulduğu topu kesmeye çalışan bir oyuncu doğal olarak. Çünkü oraya gittiği zaman tutayım, geri döneyim, bir daha atağa çıkayım diyecek bir adam değil. Konya'dakinden bahsediyorum. Onun rolü o. Oraya gittiğinde kesecek. Ama büyük takım beki, Monaco'dan aldığınız bek İsmail Jakobs, hep kafasını kaldırıp o topun kıymetini bilmek zorunda. Çünkü oradan sekecek bir topla siz bir geçiş yiyebilirsiniz. Bu topların değeri çok önemli. O nedenle de hep kafasını kaldırarak oynuyor İsmail Jakobs. Bu açıdan da İsmail Jakobs'u en çok ayıran şeyin bu olduğunu düşünüyorum. Hızı, dinamizmi, evet doğru ama hızlı, dinamik, güçlü bek bulmak çok da zor değil. Bulabilirsiniz. Fiziksel özellikleri güçlü pek çok oyuncu var dünyada. Veya iyi orta kesebilen bek de bulabilirsiniz. Gerçekten 1.60, 1.70 boyu vardır. Sadece ayağı iyidir ve sürekli orta kesiyordur. Çok iyidir ama hem az önce bahsettiğim pozisyonda gibi güçlü olacak, dinamik olacak, sürekli zorlayacak. Hem de topla gittiği zaman topu heba etmeyecek oyuncu bulmak çok zor. İsmail Jakobs Galatasaray için alabileceği uygun profillerden biri bu açıdan. Yine sol çizgiye basmış bir Jakobs topu alıyor ve yine kafayı kaldırıp içeriye çok iyi bir pas. Jakobs'un bu attıklarını orta demiyorum ben. Bunlar pas. Çok iyi bir şekilde yerden adrese teslim bir pas bırakıyor. Çok kıymetli. Bu da çok önemli bir örnek. İsmail Jakobs sol bekten yine çok iyi bir şekilde geliyor. Çok hızlı bir şekilde geliyor ve pozisyonun pas atacağı yerde durduralım. Sorayım, yani buradan nereye çıkarabilir Jakobs? Aslında pek çok oyuncunun görmeyeceği bir yere çıkarıyor gelirken. Tabi bunlar çalışıldığı da belli. Yani Jakobs bazen oraya ezber de atıyordur elbette. Ama oradaki boşluğu görmesi ve arkadan gelen sağ bekin oralara gelebilmesi çok önemli. Jakobs'un o gördüğü alan, yani santrforun başında 3 kişi var, içeriye giren forvetin. Onu görmeyip oradan en arka ceza sahası dışına çevirmesi ve devamında gelen pozisyon Monaco'nun ataklarını çok şekillendiriyor ki pozisyon da gole dönüşüyor. Jakobs'un en önemli özelliği böyle akıllı bek olması, yani büyük takım beki olması. Orada topu haybeye 3 kişinin arasındaki forvete zorlamıyor. Gördüğümüzün aksine bu sefer içeride topla buluşmuş bir İsmail Jakobs var ve sol ayağıyla çok ince bir top atıyor. Yani bir orta sahaya, değme orta sahaya taş çıkaracak bir pas atıyor. Karşı karşıya da bırakabilir oyuncu ama kontrolden dolayı karşı karşıya kalmıyor Ben Yedder. Orada dönmeyi vesaire deniyor. Bayağı iyi bir pas bu. Hücumdan savunmaya geçerken konu başlığı olarak İsmail Jakobs'un da hücumunu ve savunmasını beraber gösteren bir sekansla kapatmak istedim bu faslı. Burada İsmail Jakobs sırtı dönük adama gidip presi yapıyor. Topu önde kazanıyor. Hem maçında kazandırıyor takımına ve hiç hız kesmeden delici bir koşu yapıyor. Son markasında topla buluşuyor ve buradan sizce nereye çeviriyor? İlk pozisyonda, yani bir önceki pozisyonda gözükmeyen bir yere gelen arkadaşın tam önüne ve pozisyon golle sonuçlanıyor. Büyük takım beki olarak İsmail Jakobs'u ayıran şey, muadillerinden ayıran şey bence bu. İnsanlar savunma özelliklerini birazdan benim de anlatacağım Osterwolde'ye benzetmiş. Doğru ama hücum aklı olarak da aralarında epey fark olduğunu söylemek zorundayım. İsmail Jakobs'un bu hücumdaki sürekli kafasını kaldırarak dolaşma hali henüz Osterwolde'de yok. Savunma özellikleri belki benziyor ama bu hücumdaki aklı, hücumdaki büyük takım bekliği gerçekten kendisiyle muadilleri arasındaki en önemli fark. Yani fiziği var evet, hızı var evet ama hücumda aklı da var. Şimdi ikinci konu başlığına geçelim. Savunma. İsmail Jakobs'un savunması. Ben oyuncunu savunma olarak eksik bulmadım. Normalde üçlü beklerinde bazen pozisyondan kaynaklı, yani oynadığı alandan, kapladığı alandan kaynaklı savunma hataları görürüz. Boşluklar görürüz ama İsmail Jakobs bunları dinamizmiyle çok iyi telafi etmiş. Ve Monaco'nun zaman zaman 4'te oynadığı dönemlerde de Jakobs'un sol bekte oynadığı nadir maçlarda da sırıtmamış. Savunma olarak eksik kalmamış. Mesela arka direk kapatmalarını, pozisyon kapatmalarını, eşleşmelerini epey beğendim. Onlardan örneklerle gidelim. Burada rakip soldan bir atak yapıyor. Arka direkte hemen oyuncusuyla eşleşen bir İsmail Jakobs görüyoruz. Bu tür aksamaları, bu tür eksiklikleri Derrick Henry'de ve Angelino'da doğal olarak görebiliyorduk. Derrick Henry'nin bazen bilgisizliğinden
üçlüye alışkanlığından görüyorduk. Aninho da fizik olarak yetişemiyordu yani. Uzun adım atamadığı için Aninho bu kısa mesafelerde veya uzun metrajlarda bir anda patlayıp gidemiyordu. Ama İsmail Jakobs bu konuda hiçbir sıkıntı yaşamayan bir oyuncu. Birebirlerinde de beğendim. Çünkü savunmada kendisini diğerlerinden ayıran şeyi, yani mesela bir Derrick Henry'den ayıran şeyi aklı, Aninho'dan ayıran şeyi fiziği. Şimdi burada ikisini bir arada göreceğiz. Birebir de hazırlık maçında rakip karşısına alıyor Jakobs'u. Çok iyi bir çalım atacak. Çünkü belini kırabiliyor. Mesela burada beli kırıldıktan sonra pek çok bek oyuncusu ve savunma oyuncusu bir daha müdahale yapamaz. Yani şu ikinci görseli alalım. Artık yüzü kendi kalesine dönmüş. Buradan dönmesi çok zor yani. Çok çabuk olmanız lazım. Jakobs o çabuklukta bir oyuncu. Ve çok doğru bir zamanda müdahale ediyor. Müdahale ettikten sonra da hücumuna kalkıyor. Yine uzun bir top geliyor savunma arkasına. Kendi arkasına doğru bir top. Bizim Galatasaray'da da pek çok gördüğümüz bek arkası koşuları. Galatasaray'ın da ana problemlerinden biri olan. Ve burada karşı karşıya kalan oyuncuyla arasındaki mesafeyi çok hızlı bir şekilde kapatıp arkadan çok iyi bir müdahale yapıyor. Bu İsmail Jakobs'un savunma konusunda bana biraz güven verdi. Fransa Ligi'nde kendi hatasından, işte Jakobs'un yarattığı bir boşluktan, Jakobs'un bölgesinde oluşan bir aksamadan gol yediğini görmedim Monaco'nun. Yine Jakobs'un dinamizmine ve gücüne, hızına değineceğim bu konu. Kanat oyuncusu bir vücut fake'iyle, vücut çalımıyla sıyrılıyor ama Jakobs bunu yemiyor. Hemen beli aslında ağır kalır pek çok oyuncunun. Orada kırılıyor beliniz biraz yani. Önde kalıyorsunuz ve tek hamleli bir oyuncuysanız dönemezsiniz de. Jakobs hiç öyle değil. Tekrar çalım atan kanat oyuncusunun önüne geçip topu takımına kazandırıyor. Bu konularda bana epey güven verdi. Yine Okan Buruk'un oyunu için olmazsa olmaz bir şey rakip kanada prese çıkma. Hatta bazen rakip forvete kadar prese çıkma konusunda Jakobs'un performansını merak ettim. Fizikli oyunda ve şarjlı oyunda bayağı var oyuncu. Yani hiç öyle pozisyonda kalayım, bekleyeyim, bekleyerek savunma yapayım oyuncusu değil. Burada kanat oyuncusu topu alsa da İsmail Jakobs'un sonraki pozisyonda yaptığı şarjı görüyorsunuz. Yani öyle sırtına biniyor oyuncunun ve rahat hissettirmiyor. Buralarda prese çıkmada, baskıya çıkmada İsmail Jakobs, Okan Buruk'un aradığı bek. O kesin. Buradan hava toplarına doğru geçelim ama bu hava topu savunma bileşik bir konu. Mesela burada uzun top geliyor. Jakobs hemen adamına çıkıyor, eşleşiyor ve hava topunu alıyor. İlk başta mesela pozisyonun başında aralarında biraz mesafe olduğunu görüyorsunuz Jakobs'la oyuncunun. Ama Jakobs alıyor hava topunu. Yine uzun bir top geliyor. Jakobs'un burada hem hava topu hem de pozisyon alışı çok kıymetli. Hemen adamıyla eşleşiyor, geri geri pozisyonunu alıyor. Savunmada kademeyi ve dengeyi hiç bozmadan oynuyor. Sol stoperine çok yakın ve stoperini arkaya denge olarak bırakıp kendisi eşleşerek alıyor. Biz buralarda bekler yerine stoperlerin hava topuna çıktığını görüyorduk. Mesela Dibu hava topuna çıkamadığı için orada hava topuna çıkıp Galatasaray'ın gol yediği bir pozisyon var. Davinson çıkmak zorunda kalmıştı. Ve Hatayspor'lu Strandberg indirdiği topla da Fernandes golü bulmuştu Hatayspor'da. Mesela o pozisyonlar için önemli. Burada sol stoper dengeyi alıyor. Arkaya sekeni toplayacak ve eşleşen oyuncu İsmail Jakobs oluyor. Buralarda Jakobs savunmaya masraf çıkaran bir oyuncu değil. Stoperlere bir fotoğraf, stoperlere masraf çıkarmıyor. Geçelim son konu başlığına, hava toplarına. İsmail Jakobs zaten Fransa Lig 1'in en çok hava topu kazanan sol beki. Hava topu konusunda hiçbir problemi yok oyuncunun. Hatta üstün bir oyuncu da. Ve şuna da dikkat ettim. Hücumda da hava toplarında iyi bir oyuncu. Yani hücuma geçerken de bir opsiyon. Mesela kalecileri sol çizgiye basmış bir preste. Ren bir pres yapıyor, çıkarmıyor Monaco'yu orada. Adam adama gelmiş ve kaleci uzun gönderiyor. Orada İsmail Jakobs'un yine iyi yere indirdiği kafa topuyla, hava topuyla Monaco bir oyun kuruyor. Bu da bir opsiyon oyun kurmak için. Ve Galatasaray'da da Muslera'nın böyle beklere attığı uzun topları var. Onlar için artık bir Jakobs var. Yani orada Muslera, Saracchi, Ömer Bayram'a falan da atıyordu da. Burada artık Jakobs var. Bu topları alıp indirebilecek bir oyuncu. Yine burada eşleşme ve hava topu üstünlüğünü görüyorsunuz. Barcelona'yla oynadıkları bir hazırlık maçında. Uzun top geliyor Jakobs. Hiç tereddüt etmeden öndeki oyuncu kambura da yatsa burada hava topunu almada bir problem yaşamıyor. Hava topları konusunda mahir bir oyuncu İsmail Jakobs. Hatta birkaç istatistik daha verelim hava topu dışında. İsmail Jakobs aynı zamanda liginin en çok tackle yapan ikinci sol beki. Maç başına 3.4. Bu da baskıda ve savunmada bize ne kadar iyi bir oyuncu olduğunu, ne kadar mahir bir oyuncu olduğunu gösteriyor. Tabii bunlar faule de yansımış. İsmail Jakobs liginin en çok faul yapan 4. beki. Maç başına 1.5 faul yapıyor. Bunlar tabii tackle'la beraber bileşik gelen istatistikler. Yani ne kadar çok rakipten top almayı dener, ne kadar çok rakiple mücadele ederseniz, şarj ederseniz o kadar faul de yapabiliyorsunuz. Tıpkı Sacha Boey gibi. O açıdan İsmail Jakobs'un bu konudaki istatistiği, faul istatistiği tackle'la bileşik okunması gereken bir istatistik. Ben oyuncunun bu hem hücum hem savunma özelliklerini beğendim ki kötü özelliklerini sağ içinden de vermeyeceğim. Geçelim artık İsmail Jakobs'un kötü özelliklerine. Sağ içi değil konu. İsmail Jakobs'un sağ dışı etkenleri nedir onlar? Bir sakatlık.
Geçen sezon toplamda 67 günlük bir sakatlığı var. 8 maç kaçırdı ki bunun ligin sonuna denk geldi çoğu. Ondan önceki sezon yine 16 gün sakatlığı var. İşte 3 maça tekabül ediyor. 20-21'de 10 maç kaçırmış sakatlıktan. Bunlar sadece Transfermarkt'tan bulduğum veriler ki bu konu hakkında epey bir şey de var. Fransa basında çıkmış epey haber var Jakobs'un sakatlıkları. Tabii işin garip olanı Jakobs'un sakatlıkları bir noktadan değil yani. Bir kronik bir sakatlıktan söz edemiyoruz. Yani geçen sene dizden sakatlandı, uyluğu sakatlandı. Ondan önceki sene kalça sakatlığı yaşadı, bağ yaralanması yaşadı, kas problemi yaşadı, farklı sakatlıklar yaşadı ve neredeyse böyle aynı sakatlıktan iki tane yok. Tabii bu bize şunu sorduruyor veya şunu gösteriyor. Şununla birlikte okunması gerekiyor. İsmail Jakobs kendine iyi bakan bir oyuncu değil mi? Kronik değilse bu sakatlıklar sık sık farklı yerlerinizde vücudunuzun başka yerlerinden yükseliyorsa kendinize iyi bakmadığınız sorulur. Ki bu konuda da elde epey bir de ne var? Ne var? Monaco taraftarının mesela İsmail Jakobs'la alakalı yaptığı açıklama var. İşte bu saha dışı yaşamıyla alakalı artık alkolle alakalı Jakobs'a duydukları bir öfkeyle yaptıkları açıklama var. Philip Clement 2023'te Jakobs'u disiplinsiz davranışları nedeniyle kadro dışı bırakmıştı. Bu var. Alkol meselesi var. Saha dışındaki daha farklı hayatı olduğuna dair haberler var, söylemler var. Bunlarla beraber bu sakatlıkları birleştirdiğiniz zaman bu sakatlıkların sanki hayatınıza bakmayla alakalı olduğu ortaya çıkıyor. Yani antrenmanla, dinlenmeyle vesaireyle alakalı olduğu ortaya çıkıyor. O nedenle bu çok büyük bir soru işareti. Yani İsmail Jakobs evet benim için iyi bir oyuncu. Galatasaray'a gelirse sadece saha içine baktığım zaman mutlaka Galatasaray'ın önüne katkı sağlayacak ve Galatasaray'da Okan Buruk'un eline verilmiş en iyi sol bek olduğunu düşünüyorum. Hatta belki en iyi sağ bekte olduğunu düşünüyorum. Sacha Boey'un sonraki sıçrama performansını bir kenara bırakırsak, transferden söz edecek olursak. Gelmiş en iyi bek ama performans olarak oralara çıkabilecek mi bilmiyorum. Veya süreklilik olarak çıkabilecek mi bilmiyorum. Yani bir 5-6 maç ağzımıza bal çalacak belki. Ama sonraki 5 maç, sonraki 4 maç olmayacak bir oyuncu da olabilecek İsmail Jakobs. O açıdan kafamda bir soru işareti var. İsmail Jakobs'un hayatıyla alakalı düzenlemesi gereken, düzeltmesi gereken belki kulübün de işin içerisinde yer alabileceği bir düzenlemeye ihtiyaç var. Ama bu yapılabilir mi? Jakobs buna uygun bir oyuncu mu? İnanın o konuda çok bir bilgim yok. Karakteri hakkında bulabildiklerim sadece bu kadardı. Sadece benim de kafamda dediğim gibi soru işaretleri var. Oyuncunun bu konular hariç bir eksiği de yok. Zaten Monaco'nun böyle bir oyuncuyu göndermek istemesi de biraz beni işkillendiriyor tabiri caizse. Yani gönderebiliyor olması yani göndermek istemesi değil. Yani oyuncu satılığa çıkarmadılar, oynatıyorlardı ama sonuçta Galatasaray gittiği zaman çok da zorluk çıkmadı anladım. Yani epey bir yol kat edildi. Oyuncu İstanbul'a geldi. Artık transfer bitti. Kendi sol bekini, as sol bekini bu kadar rahat bir şekilde elden çıkarmaları da biraz bende soru işaretleri oluşturdu İsmail Jakobs hakkında. Saha içine dair, yapabileceklerine dair pek bir soru işaretim yok ama Jakobs'un saha dışına dair böyle kafamda bazı meseleler var ki görüyorum. Pek çok taraftar da aynı fikirde. O açıdan Jakobs'un burada tabiri caizse ihya olmasını, düzelmesini ve kafasını tamamen saha içine vermesini bekleyeceğiz. Belki olur. Belki Jakobs burada çok sürükleyici performans ve sürekli performans gösterir. Eğer zaten sahada kalırsa, bu sakatlıkları yaşamazsa, kendisine iyi bakarsa bence Galatasaray'ın bu sene yaptığı en iyi transferlerden biri de olur. İsmail Jakobs lige gelmiş en iyi oyunculardan biri de olur. O açılardan kesinlikle fark yaratır. Gelelim Jakobs'un Galatasaray'da ne yapacağını biraz daha. Şöyle Jakobs'un idolü belli. David Alaba ve Leroy Sané ikisini söylüyor. Hızlı, enerjik ve hücumcu bir sol bek olduğunun altını çiziyor. Ben şöyle yazılar ve videolar gördüm. Jakobs'u biraz daha hoca stoperin yanına çeker, sağdan Yelert hücuma gönderir ve Galatasaray biraz dengelenir savunma açısından. Young Boys maçlarında yaşadığı savunma problemleri işte ligde ilk iki maçta yaşadığı savunma problemleri dengelenir. Jakobs savunmaya ilaç olur gibi bir anlayış var. Savunmayı kurtarır, savunmaya bazı yardımlar yapar ama Jakobs'u tutup savunmada bekletmek ve hiç hücuma göndermemek elinizdeki değerli bir şeyden hiç yararlanmamak gibi bir durum. Yani Jakobs epey iyi bir hücumcu sol bek ve Yelert'ten çok daha iyi bir hücumcu sol bek. Belki ligdeki en iyi hücum eden sol beklerden biri olacak geldiği zaman yani. O açıdan Jakobs'u tutalım, geride bekletelim, sadece savunmayı yapsın. Ön tarafı da işte Yelert'le halledelim, Yelert gitsin çok mantıklı gelmiyor bana. Yine bence iki stoper aralarına girebilecek bir oyuncu veya işte biraz daha kalması gereken bir oyuncuyla beraber Galatasaray'ın iki bekten beraber gitmesi gerektiğini, kalacaksa da evet boy fizik dezavantajı var ama Yelert'in kalması gerektiğini düşünüyorum. Çünkü sol beki Galatasaray'ın epey iyi bir hücumcu. Yani üçünün sol beki olarak geldi o da. Ve hücumda da
Baya baya Fransa Ligi'nde iş yapmış bir oyuncu. Yine İsmail Jakob Ziyeler tikilisiyle beraber Galatasaray'ın nasıl bir oyun kurgulayabileceğini, Galatasaray'ın bu sezonu nasıl geçirebileceğini kadro mühendisliğinin 3. ve son bölümünde konuşuruz. Onu da transfer sezonu bitmeden, transfer sezonunun son günlerinde yapmayı planlıyorum. Transfer raporunun bugünlük sonuna geldik. Siz de İsmail Jakobs hakkındaki fikirlerinizi lütfen aşağıya yorum olarak bırakın. Videoyu beğenmeyi ve kanala abone olmayı unutmayın. Hoşça kalın.